Ben de bir zamanlar öyleydim de onun için diyorum size. Kişi kendinden bilir işi arkadaşlar. Vitesi boşa almak lazım. Özgür olarak ruhsal özgür olmak için geçmiş ve gelecekten kurtulun. Valla küçük Emrah modunda yaşamak kimseyi şifalandırmıyor. Kabıtı açıyor, kahharı açıyor, duvardan duvara yapıştırıyor. Acıdan besleniyorsun, kendine sağa sola gidiyorsun, habire yok şikayet ediyorsun, yok ağlıyorsun, zırlıyorsun. O kötü, bu kötü, bilmem ne falan. Ne oluyor? Şifalanıyor musun? İşte olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Kızıyorsun, bağırıyorsun, hiçbir şey olmuyor. Ya mutlu olmanın derdine dönsen artık. Yani... Ay Nur Demir, 12 aile nedir? Araştırın şimdi, onlara girersem çıkamayız. Rockefeller, Rothschild'ler falan araştırın arkadaşlar. Bu Elon Musk'ın falan ne yaptıklarına bir bakın. Aptal yatın. Küçük Emrah modundan çıkmadıkça mülhümeden çıkamazsınız. O yüzden geçmişteki acılar, evet, oldu mu oldu. Ağlamak şimdi seni iyileştiriyor mu? Yok işte, olmuyor. Bunu bir fark etsen artık gözünün yaşını sileceksin, ayağa kalkıp yürüyeceksin işte yukarı doğru. Sil şu gözün yaşını. İşte sağda solda, şurada burada müzik dinlerken de arabesk dinleme mümkün mertebe. Seni acıya sevk eden, işte slow müzikse bu, neyse işte, ne olduğunun bir önemi yok. Duygularını depreştiren hiçbir şey dinleme. Hiçbir şey dinleme. Duygularını pozitife geçirecek olan dinleyeceksen müzik dinle. Çünkü Hakk'ın güzel esmaları pozitif enerjiyle uyumlu. Şu an çok önemli bir cümle söyledim. Her zaman güzel görün, güzel düşünün. Zanlarınızdaki negatifliğe inanmayın. Bunlar sizin bu fanusunuzdaki karakteristik özelliğinizden veya geçmişte size kodlanan şeylerden dolayı geliyor. Pozitiflikle üst makamlar ve güzel cemale ait olan esmaların açılımları, lütuflar, madde ve manadaki rızıklar, rızık enerjisi, rezzak pozitif enerjiyle titreşiyor. Üst seviyelerde şey yapıyor. Yani size iyi gelecek olan, ruhunuzu huzur buldurtacak, dinlendirecek olan, işte Kur'an dinliyorsan Kur'an dinle, ilahiyse ilahi dinle, müzikse müzik, neyse senin şartlarında, dışsal olarak yaptığın şartlarda ses frekansı çok önemli, ruhu direkt etkiliyor. Hani öfkeyle bağıran bir insandan aldığınız enerjiye şöyle bir bakın hemen, hemen bir irrite olursunuz değil mi? Ama insanı kâmil olunca koymuyor, ayrı bir mevzu da. Tınmıyorsun yani. Çünkü kendiyle alakalı bir durum yaşadığının farkındasın. Hedefin sen olmadığını bildiğin için rahatsın. Yani bir duygu ve anlam yüklemiyorsun karşıdaki kişinin öfkesine. Gülümsüyorsun anca ve acıyorsun kendini mahvediyor diye. Ama bu noktaya gelmeyen insanlar, işte şöyle bir düşünün. Öfkeyle bağıran kişinin sana bağırmasa bile hemen bir demoralize oluyorsun ya. İşte ses frekansı çok şey, önemli. Güzel sesler, doğa sesleri, ondan sonra yumuşak sesler, huzur veren sesler, ne bileyim işte böyle şeyler dinleyin yani. Hoşunuza gidecek olan şeyler, ruhunuz güzel bir şekilde şey yapsın. Mutmainne Razi'ye açılınca ne göreceğiz? Anlatıyorum ne göreceğinizi, özgürleşeceksiniz, mutlu olacaksınız. Geçmiş ve gelecekten kurtulup andaki güzelliklere odaklanacaksınız. Etrafınızda fırtınalar kopsa bile madde aleminde size koyabilen hiçbir şey yok. En sevdiklerinizin ölümü bile size koyamaz. Çünkü ölüm olmadığını, ölmeden önce fizik bedeninde ölüp bilinç boyutuna çıktığın için görüyorsun. Razi için tesbih söyler misiniz? Yayını kaydedeceğim. Bunu da birkaç bölüm olarak atarım herhalde. Bayağı uzamış. Benim de çenem düştü. Olsun ya. Ne olacak? La faile illallah, la mevsufe illallah, la mevcude illahu. Fena fillahın tesbihleri bunlar Raziye'de. Gerçek ölüm nedir? Ölüme bir bakın bakalım. Fizik bedenimiz var, bir de ruh bedenimiz var değil mi? Arkadaşlar.
Rüyadaysak gördüğümüz rüyalar nedir diyor. Bu bütün bu metaforları Allah sen uyan diye yarattı zaten. O yüzden ayet-i kerimede diyor ki yarattıklarıma bakarak tefekkür etmez misin diyor. Yarattıklarına bak, rüya diye bir şey yaratmış. Gece yatıyorsun, rüyanda gördüğün şeyleri gerçeklik gibi duygu boyutundan yaşıyorsun. Ve sen onun gerçek olduğunu anlıyorsun, zannediyorsun, algılıyorsun. Normalde senin eşin var, çocukların var, farklı bir dünyan var aslında ama rüyadayken var mı o dünyadan eser yok sende. Dikkat et bak. Rüyadayken uçuyorsun, kaçıyorsun, başka çocukların, başka kocan, başka eşin falan filan neyse var yani. Bir sürü senaryo var rüyalarda. Bunu niye yaratıyor? Bunu gör. İşte dünya hayatı da aynen böyle bir rüya. Sizin için rüyadır diyor Resulullah. Ölmeden önce ölünüz diyor işte. Ölünce uyanacaksın bu rüyadan diyor. Rüya ne demek? Eşittir simülasyon demek. Ne demek? Eşittir oyun demek. Ne demek ayet-i kerimede? Eşittir dünya hayatı sizin için sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir ayeti var. Dolayısıyla ne diyordum? Rüya metaforunu algılayın arkadaşlar. Rüya gördüğünüz zaman tek gerçeklik gibi algılıyorsunuz. İşte şu anda da uyanmayan insanlar tek gerçekliği bu dünya olduğunu zannediyorlar. Yani şu anda gördüğü rüyasına, dünyada gördüğü, terliklerim giymiyor, ayaklarım şümüş. Rüyasında gördüğü, şu anda biz rüya görüyoruz dünyada ya, uyanmayanlar için söylüyorum bunu. Rüyada gördüğü bu görüntüleri gerçek zannediyor. O yüzden bu gerçekliğin içinde kafayı sıyırıyor yani. Döngülerden çıkamıyor. Canı yanıyor, can yakıyor. Dolayısıyla rüya olduğunu bil, rüyanın içinde o rüyanı kurgula, oyna. Buna da çekim yasası deniyor. Güzel bir şekilde çekim yasasıyla, musavirinle o rüyanı artık yönetebiliyorsun, rüya olduğunu fark ettiğin anda. Yani bunu şöyle de yaşıyorsunuz, bak yaşayanlar var aranızda. Şimdi bazen rüyaya yatarız ya, normal rüyadan bahsediyorum ben, yani dünya hayatındaki. Şimdi bu hakikat bilgilerini, ledünlü ilmidir bunlar, anlatırken ikilikten konuşmak zorunda kalıyorum. Çünkü başka türlü ifade edemem. Fizik alemi, ikilik alemi çünkü. Şimdi kayıt yapacağım arkadaşlar, merak etmeyin. İşe yarıyor. Hocam bağ kesme çalışmaları yapıyorlar. İşe yaramaz mı? Çok yarıyor tabii ki. Yarıyor. Bilinçaltı çünkü gerçekle hayali ayırt edemez. Sen bağ kestim dediğin anda onu kayıt olarak alıyor. Bağ kesilmiş oluyor. Böyle de bir lütufu var aslında. Güzel yani. Formatı atıyorsun çünkü. Rüyadayken bazen arkadaşlar uyanmaya yakınken rüya gördüğümüzü fark ederiz. Bak hatırlayın. Var aranızda bunu yaşayanlar mutlaka. Bu farkındalıkla, ay dur şu görüntüyü de göreyim, rüya güzelse, ay dur şu görüntüyü de göreyim, hatta şunu da oluşturayım dersin. Bir iki görüntü görürsün ama artık yavaş yavaş uyanmaya başladığın için o böyle 10 saniye, 20 saniye, 1 dakika neyse sürer ve gözünü açarsın. İşte burada Hakk'ın yaşattığı şey bile sana şunu anlatıyor o rüya metaforuyla. Bu dünyanın rüya olduğunu algılamaya başlayan uyanmaya başlıyor. Uyanmaya başlayan da çekim yasasını acayip işletiyor. Musavir açığa çıkıyor çünkü. Kendini en güzel şu suretten yeniden var ediyor. Yani bu oyunu, rüyaysa bu, kurgularken bu oyunda kimler olacak? Kimler kapı dışarı olacak? Ben bu oyunu nasıl cennet bahçesine çevirebilirim? Diye bunun derdiyle, dert değil yani, artık keyifli bir oyuna dönüyor. Yani berzahtan çıkıp bilinç boyutunda tekrardan beka billah deniyor. Buna da marifet denir işte. Marifet, bütün bu gerçekleri bilmene rağmen toplumun hiyerarşisine, toplumun normlarına uygun olarak hareket etmen demek. Bütün dinler, bütün inançlar, bütün hukuk bunun için var. Adem boyutunda, çünkü onlar kodlar ve kalıplar. Bundan 2500-3000 yıl önce işte bu Sümer tabletlerinde çıktı ya, Tanrı Enki'nin şeyi var, böyle tabletleri var, yazılmış kuralları var. O kurallar 3 dindeki ana kurallarla aynı bu arada. Bütün hiyerarşik yapının düzenlenmesi için Adem'in Adem'e haksızlık, hırsızlık işte falan filan yapmaması için var. Hakikate erdiğin anda bütün bu alemi okuyorsun, neden var olduğunu, dönüp bu kurallar dahilinde, fakat artık ne canın yanıyor ne bir şey.
bilinç boyutundan kendi hakkını gördün. Karşıdaki hakkı gördün. Zaten kızamıyorsun, yargılayamıyorsun. Ona haksızlık yapamazsın, tecavüz edemezsin, malını çırpamazsın, çalamazsın falan filan. Çünkü salat haline geçiyorsun. Salatı daimun haline geçiyorsun burada. Her an Allah'la muhatap olduğunu, kendindeki ve karşıdaki aynalarda, veçelerde Allah'la muhatap olduğunu fark ettiğin anda sadece çok güzel güneşli bir havada, denizin üstünde böyle işte sahili selamete gidiyorsun, keyifli keyifli onu izliyorsun, onunla birlikte vedutunla bakıyorsun. Birisi bir soru sordu, dur bakayım. Konuşma esnasında aralarda gülümsüyorsunuz, kendi kendinizle bir nedeni var mı hocam? Konuşurken kendi kayıtlarımı açıyorum, bakıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar. Evet. Tamam. Bugünkü sohbet bayağı uzadı. Çoluk çocuk beni bekliyor içeride. Evet. Bu geçen travma temizliği yapmıştık. Bugün ruh demosu yaptık ya arkadaşlar. Minik böyle hani suretleri attın. Haktan hakka baktın. Orada artık bilinçaltından sana kodlanan kırgınlıklar, kızgınlıklar, öfke falan filan neyse, hakkın müntakimi imiş, kahharı imiş karşı aynamda gördüğüm, bu farkındalığa erdiğin için orada bütün böyle kalbindeki o basınç boşalıyor. Yani negatif olan basınçlar boşalıyor arkadaşlar. O zaman da huzura ermiş oluyorsunuz Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah, umuyorum kısa sürede tekrardan bir canlı yayında buluşuruz. Hoşçakalın.